Erkekler hamile kalabilir mi videosu ilgi görünce ben de bu sefer farklı bir soruyla karşınıza çıkmak istedim. Erkekler hamile kalabilir mi videosunu sağ üst köşede bulunan kartlara tıklayarak izleyebilirsiniz. Erkek spermi olmadan peki hamile kalınabilir mi? Mesela ben bilmem. Düşününce pek mümkün olamaz gibi geliyor. Sonuçta üreme için dişi yumurtasının erkek spermi tarafından döllenmesi gerekir. Ama bilim sonunda buna da imkan verdi. Artık erkek spermi olmadan kadınlar hamile kalabilecek. Nasıl yani? Nasıl mı? Hazırsanız hemen videoya geçelim. Bilim insanları uzun süredir bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürmekteydi. Nihayetinde İngiliz bilim insanları kadının kemik iliğinden sperm üretti. Böylece kadınlar erkek spermine ihtiyaç duymadan hamile kalıp dünyaya çocuk getirebilecekti. Ancak bu yöntemle doğan tüm çocuklar kız olacaktı. Bu kadar kolay mı ya? Yani bir erkek olarak oturup düşündüğümde içimi bir korku kapladı desem yalan olmaz. Belki de gelecekte erkek nesli tükenecek. Bu aynı zamanda kadınların artık baba olacağı anlamına da geliyor. Sonuçta spermi veren kadın erkeğin rolünü üstlenmiş olacak. Ve düz mantık düşünürsek artık doğacak bebeğin annesi değil babası olacak. Profesör Kevin Niernia kontrolündeki Tyne Üniversitesi'ndeki uzmanlar bu yöntemin yakında uygulanmaya başlanabilecek olduğunu söyledi. Ve aynı zamanda kısırlık tedavisinde de çığır açacağını iddia etti. Yönteme göre kadının kemik iliğinden kök hücreler alınıyor. Ve bu kök hücreler kimyasal madde ve vitaminlerle bir karışıma konularak dişi sperm hücreleri haline getiriliyor. Bu sperm hücreleri ise tüp bebek tedavi tekniğiyle yumurtayı döllemeye yarıyor. Biyolojik olarak çocuk sahibi olmak isteyen lezbiyen çiftler ve babasız doğum yapmak isteyen kadınların büyük ilgisini çekecek. Bu yöntem dini çerçeveden tepki çekmeye başladı bile. İngiltere'deki dini çevreler bir çocuğun hem anne hem de babaya ihtiyaç olduğunu söyleyerek yöntemin ahlak dışı olduğunu iddia etti. Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir uygulama gelecekte nelere sebep olabilir? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Böyle videoların devamı için de kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.